Evet, konuğumuz Sayın Hamdi Topçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Uçağımızı da kondurduk Evet. stüdyomuza. Harika. Türk Hava Yolları'nın son yıllardaki atılımları, yenilikleri, sponsorluk anlaşmaları vesaire çok gündemde, çok konuşuluyor. Herkesin malumu. Hepsini konuşacağız ama ben biraz ters köşe yapıp en baştan başlayıp sona doğru gelmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi siz 2003 yılında Başbakan Erdoğan tarafından bu göreve atanıyorsunuz. Türk Hava Yolları'na Evet. getiriliyorsunuz. Şimdi daha önce verdiğiniz röportajlardan bildiğim kadarıyla havacılıkla ilgili herhangi bir bilginiz yokmuş. Herhangi bir çalışmanız yokmuş o dönemlerde. Şimdi bütün bu atılımlara baktığımızda, yeniliklere, kar zarar tablosuna falan baktığımızda anlatır mısınız nasıl bir süreçti o işi öğrenmek? Zorlu bir süreç miydi? Neden ben diye insan kendini sorguluyor mu? Biraz oradan başlayalım. Evet, benim için de sürprizdi 2003 yılında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'na gelmek. Tabii havacılık benim kolum değil ama havacılığın işletmeciliği olan mali işler özellikle benim mali müşavirlik konuma giriyordu. Hı. Bu yönden Sayın Başbakanımız mali işler konusunda Türk Hava Yolları'na katkı yapabileceğimi düşündü ve beni buraya gönderdi. Hı hı. Tabii biz bir ekibiz. Siyasi bir ekibiz. Hı hı. Bir kadroyuz. Ve biz buraya geldiğimizde tek bize verilen hedef vardı. Başarılı olmak. Hı hı. İkinci bir hedefimiz yoktu. İnsan ister istemez öğreniyor tabii, diğer yani işleri. Biz aşk olduktan sonra o konuya istekli olduktan sonra başka herhangi bir hedefin olmadıktan sonra biz başarmadan başka bir hedefimiz yoktu. Ve biz gerçekten bunu ilkokulundan başladık. Üniversitesine kadar çok okuduk, çok mali araştırdık. Mali işler tabii sizin alanınız ama öbür taraftan, öbür havacılığın öbür branşlarını öğrenmek ne kadar zamanınızı aldı? Tabii yani ben 6 ay yönetim kurulunda havacılıkla ilgili bir şey hiç konuşmadım. Hmm. 6 aydan sonra konuşmaya başladık ama 6 ay içinde bir yüksek lisans yapacak kadar ders çalıştım. Bütün dünya hava yollarını inceledim. Nasıl çalışıyorlar, hangi prensipler üzerine gidiyorlar. Bütün hava yollarını inceledikten sonra artık ondan sonra konuşmaya başladık. Ve gerçekten çok büyük tecrübe kazandık. 10 yıl artık halen de öğreniyoruz. Bu öğrenmenin süresi yok. Ama havacılığı iyi kavradığımızı, ekip olarak kavradığımızı düşünüyorum. Gerçekten Türkiye'nin göz bebeği bir markası Türk Hava Yolları. Ve yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde 200. uçağı aldınız değil mi? Evet. Şu anda Türk Hava Yolları kaç ülkeye uçuyor? Mesela hiç uçmak istediğiniz ama hani olmayan, kısmet değilmiş, olmadı dediğiniz yerler var mı? Veya yakın planda uçmayı tasarladığınız. O rakamları biraz alabilir miyim sizden? Şimdi havacılık çok enteresan bir meslek, bir iş kolu. Bu iş kolunda sadece siz karar vermiyorsunuz. Hı hı. Sadece ülkeniz de karar vermiyor. Şu anda biz 90 ülkeye uçuyoruz. Bir hafta sonra 91 olacak. Maldiv'e gidiyoruz. Maldiv Adaları'na gidiyoruz. Yeni bir ülkeye. Bu ülkelerin uçuş haklarının alınması, oralarda ekip kurulması, hepsi izine bağlı. Bir başlıyorsunuz, izine bir ay sonra, iki ay sonra ülkeden ülkeye değişiyor. Hı hı. Uçuş hakları alamıyorsunuz. Tabii ki şu anda Türk Hava Yolları'nın potansiyeli olup da uçamadığımız bir sürü ülke var. Hı hı. En çok arzu ettiğiniz yer neresidir? Yani arzudan ziyade Türk Hava Yolları'nın gerçekten uçtuğu zaman Türk Hava Yolları'na katkı yapabilecek bir sürü noktalar var. Uçuş yaptığımız halde daha fazla uçuş hakkı alamadığımız birçok nokta var. Hı hı. Bunun tabii birçok sebebi var. Oradaki iç hukuk var, mutekabiliyeti var. O da oranın havayolu şirketi de İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek istiyor. Hmm. Yer darlığı var. Bir sürü etkenden biz yine uçmak istediğimiz... Yani kurulda böyle haritayı açıp da bir noktaya parmak basıp buraya uçmak istiyoruz deyince olmuyor işler. Öyle kolay değil. Tabii öyle değil. Mi? Yani bunun çok geniş araştırması var. Feasible mi değil mi? Hmm. O uçuş noktasında TE Network'unda nasıl bir katkı yapacak? Oradaki hukuki düzende bizim oradaki yerleşkemiz nasıl olacak? Bunların hepsi soru işareti ve cevap bekleyen konular. Peki 91 olacak dediniz uçtuğumuz evet. ülke sayısı.
Şimdi şöyle söyleyeyim, Türk Hava Yolları'nın az önceki sorunuza da cevap olması için söylüyorum. Şu anda 40 noktaya 32 ülkeye uçuş kararı yönetim kurulundan çıktı. Evet. Şimdi bunların bazılarına işte frekans izinleri yok diye bekliyoruz. Bazılarında ikili anlaşmayı bekliyoruz. Bazılarında tescili bekliyoruz. Birçok nedeni var. Örneğin Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'e sızacağız. Oradaki tescil işlemleri aşağı yukarı bir yıla yakın sürdü. Daha önce uçmak istiyorduk. İnşallah Aralık ayında da Arjantin'e gitmiş olacağız. Arjantin'e gidilecek. Harika bir haber. Yani bu da 40 noktadan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Peki bütün bu rakamlara baktığımızda 200 uçak sahibi olmak, bu kadar ülkeye noktaya uçuyor olmak, dünya sıralamasında Türk Hava Yolları'nı nereye oturtuyor tam olarak? Mesela biz kaçıncı sıradayız? İstanbul'dan yani Türk Hava Yolları Türkiye'den başka ülkelere uçma sıralamasında birinci sırada. Birinci sıradayız. İşte bunu şey yapmak için bir İstiklal Marşı altın madalya aldık diye, birincilik aldık diye bu İstiklal Marşı'nın reklamın aslında bir tanıtım filminin diyelim. Ana fikir buydu diyelim. O tanıtım reklamının. Tabii. 90 ülke. Yıl sonuna kadar 100'ü geçeceğiz. Hedefimiz öyle. 88 ülkeyle Air France ikinci dünyada. Air France evet, ikinci. Evet ikinci. Biz birinciyiz. Uçtuğumuz nokta bakımından dünyada beşinci sıradayız. Yani şehir bakımında 205 şehri uçuyoruz. Beşinci sıradayız. Bunu da geliştireceğiz. Şimdi uçtuğumuz nokta sayısı artıyor. Ülke sayısı artıyor. Şimdi önümüzdeki yıllardaki hedefimiz bu uçtuğumuz ülkelerdeki derinliği artırmak. Ne demek bu? Bazı ülkelere haftada 4 sefer gidiyoruz, 5 sefer gidiyoruz. Artık günde 2 sefer bunu nasıl çıkartabiliriz? Günde 2 sefer. En çok günde en fazla gidilen ülke hangisi? Şimdi şöyle söyleyeyim, sadece Londra'ya günde 8 sefer gidiyoruz. 8 sefer. Yani iç hatlardan daha fazla sizin gidiyoruz. Sizin konuk olduğunuzu yazdığımızda Twitter'da bazı sorular geldi. Neden efendim çok kötü uçaklar uçuyormuş Londra'ya diye? Londra en iyi uçak, en iyi Londra yolcularından böyle bir sitem var. Var mı öyle bir durum? Londra'ya en iyi uçaklarımızı da veriyoruz. Bazen dar gövde, bazen geniş gövde. Yoğunluğa göre mi değişiyor? Evet, veriyoruz. Ama biz Londra şehrine günde 8 sefer Türkiye'den frekans kullanıyoruz. Ve son derece de müşterilerimiz bu şeyden seyahatten memnun. Londra yolcuları duysun lütfen efendim. Peki bütün bu yolcu sayısının artışı, uçak sayısının artışı, işte pek çok noktaya uçuşun arttığı bir dönemde karlılık durumu nedir diye soracağım. Çünkü bu oldukça speküle edilen bir durum, oldukça merak edilen bir durum. Siz 9 yıldır kar açıklıyorsunuz. Bu yıl durum nedir? Bütün bu sponsorluklardan sonra, bu uçak alımından sonra vesaire değişiyor mu rakamlar? Şimdi son 9 yıl, 10 yıla giriyoruz. Şöyle arkaya doğru bir bakalım. Bizim dönemimizde, yani AK Parti geldikten sonra, biz AK Parti hükümeti bizi atadığı tarihten, 2003 Nisan ayından itibaren, biz herhangi bir uçak alımında devlet garantisi kullanmadık. Kredi almadık. Sermaye ateşi yapmadık. Herhangi bir kuruma borç takarak finanse etmedik. Şirketi finanse etmedik. Şimdi ve uçak sayısını 200'e çıkardık. Ve bu 200'e uçağı çıkarmak en kolay iş. Bunun arkasındaki lojistik tamamlamak çok zor. Ve bu lojistiği tamamlamak için çok büyük yatırımlar yaptık. Bunun pilotu var, mühendisi var. Her şeyiyle, bakımıyla, tamiriyle, mühendisiyle, her şeyle yetişmiş eleman gerekiyor. Yani havacılıkta da bir elemanın yetişmesi öyle 2 ayda, 3 ayda olacak bir iş değil. 4 yıllık, 5 yıllık. Şu anda bir teknisyenin yetişme süresi 5 yıl. 5. yıl sonunda yetki alıyor. Demek ki ileriyi görmeniz gerekiyor. Biz bu bir taraftan da bütün bunlar yapılıyor. Tabii, bu arada biz bunları hepsini gördük. 2006-2007'den sonra Türk sivil havacılığı nereye gidiyor? Türk Hava Yolları nereye gidiyor? Dünya sivil havacılığı nereye gidiyor? Bunların hepsini masaya oturduk, tartıştık ve bir plan hazırladık. Tabii ki bizim yapacağımız plan Türkiye'nin planından ayrı olamazdı. 2023 vizyonuna uygun, paralel biz de bir plan yaptık. Şimdi şu anda baktığımız zaman 2023
yılına gelindiği zaman Türk Hava Yolları'nın çalışanı ne kadar olacak? Yetişmiş elemana ne kadar ihtiyaç var? Pilota ne kadar ihtiyaç var? Mühendisine, teknisyenine ne kadar ihtiyaç var? Hepsi rakamlar önümüzde. Ama bu planları yaptığımız zaman bugüne kadar hiç geriye bunları düzeltme yapmadık. Hep ileriye doğru düzeltme yaptık. Örneğin 2008'de yaptığımız planlamada, 2023 planlamasında hedeflerimiz, 2015 hedeflerini 2010'da, onun sonunda yakaladık. Neden yakaladık? 2008'de dünyada global bir kriz oldu. Evet. Bu krizi işte Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Bu bir finans kriziydi. Hı hı. Bu bizim krizimiz değildi yani. Türkiye'nin krizi değildi. Pek çok havayolu şirketi de küçülmeye gitti ya da tabii, kapandı. Şimdi, çok olaylar oldu ama Türkiye bundan zarar almadan hatta büyüyerek çıktı zannettiğim kadarıyla. Tabii o dönemde kadarıyla. Hatırlarsanız Başbakanımız teyit geçecek. Türkiye'de evet. Bankacılık sistemi iyi. İşte ev kredilerinde bir sıkıntı yok. Bunlar hep baktığımız zaman... Sihirli değnek değmediğine göre tabii insan sormak şimdi, istiyor. Şimdi ne bak, yaptınız? Uzun köşe. Vadeli bakmak mı? Evet, evet. Hı hı. Şimdi şöyle, biz de burada ters köşeye yatırdık. Hı hı. Krizde herkes küçülüyor. Hı hı. Dünyadaki bütün hava yolları küçülürken biz bir karar aldık. Dedik ki hayır, küçülme zaten ekonominin gereğidir. Biz bu ekonominin gereğini bir tarafa atalım... İstanbul'un, Türkiye'nin potansiyeli var. Bunu değerlendirelim. Ters büyümeyi seçelim. Şimdi büyümeyi seçtiğimiz zaman fırsatlar çıktı. Nedir? Dünya havacılığında uçak sipariş veren firmaların teslim sürelerini ötelemeye gittiler. Hı hı. Şimdi öteleme yapılınca o hatta girmiş uçak. Bunu birine teslim edeceksin. Biz 2015'te 777'de özellikle 330'larda geniş gövde uçaklarda 2015'teki slotları 2010'da 11'de bize teslim etmeye teklif almış ettiler. Almış oldunuz böylece. Ve çok iyi bir fiyatta. Bu fiyat, uçakları alınca Türkiye'nin bir anda geniş çevrededeki kapasitesi tam %144 büyüdü. Yani geniş çevrede uzun mesafe uçuşlarda %144 büyüttü. Gerçekten bu kriz Türk Hava Yolları'na bir çağ atlattı. Enteresan. Herkes tersini evet. Yaşarken değil mi? Burada böyle bir şey olması enteresan bir gelişme. Evet. Yani o krize biz çok şey borçluyuz. İyi yönden öyle diyeyim. Harika. Evet. Peki karlılık durumu dolayısıyla? Yine onu söyleyeyim. 10 yıldır biz hiç kar zarar açıklamadık. Bütün bilançomuzda dediğim gibi krediler hep bilançomuza verildi. Ve biz borçlanma faiz olarak dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasında en iyi borçlanan havayolu şirketi seçildik. 5 sene üst üste. Aynı zamanda karlılıkta dünya sıralamalarına girdik. Üçüncülük aldık, Avrupa'da ikincilik aldık. Ve 2011-2010 yılı dediğim gibi çok büyük yatırımlarla geçti. 2012 yani bu seneye gelince belki burada bu akşam ilk defa telaffuz edeceğim. Doluluklarda çok yüksek bir doluluk yakaladık. %78 doluluk. Bu Türk Hava Yolları'nın en yüksek doluluk oranı mı? 89 yıllık tarihinin en yüksek oranı yakalandı. Nerede yakalandı? Filoya bir sürü uçak girmesine rağmen 30-35 tane yeni hat açılmasına rağmen yatırım yapıyorsun. O hatlarda doluluk olmaz. Şimdi bizi hep eleştiriyorlar ya işte Afrika'ya bunlar çok hat açıyor. İşte bu hatlarda kim gidiyor kim geliyor. İşte %78 rakamı yani bu tüm zamanların rekorudur. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Aynı zamanda ilk 9 ayda da şu anda çok az şey yapabilir rakamları ezber söyleyeceğim. 1 milyar 40 milyon TL faaliyet karı. Faaliyet karı. 791 milyon da net kar. Yani vergi sonrası kar olarak açıklayacağız inşallah. Bugün açıklanmış zannediyorum şu bugün anda. Borsaya gönderildi bu haber. Bu da Türk Hava Yolları tarihindeki belki
ulaşılması güç olan, bugüne kadar kırılması güç olan bir rekoru yukarı koyduk. Yani. Harika. Bu mesela Avrupa'da dünya sıralamasında sıralamayı değiştiren bir rakam mı karlılık açısından? Şimdi tabii 2012'nin rakamları bunlar ilk 9 ayın rakamları. Hı-hı. Bunları borsaya bilgi verdik, onun için açıklıyorum. Tabii önemli olan 12 ayın rakamlarının ne olacağı, ama şu anda ilk 10 ayın dolulukları %78 olduğuna göre bu rakamlarda çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani olağanüstü bir durum olmadığı takdirde. Yani aslında hava yolları açısından baktığımızda biz birincilikteyiz artık, değil mi? Bunu rahatlıkla söylüyoruz. Dünya. Tabii şimdi dünyada birincilik aldık. En çok ülkeyi uçuyoruz. Bunun daha ilerisini söyleyeyim. Birçok şirket, global şirket, uçuş ağımızın uygunluğu dolayısıyla merkezlerini İstanbul'a aldı. Merkezlerini İstanbul'a aldı. Daha İlginç. Çok ülkeye gidiş şeyi veriyoruz, bağlantısı veriyoruz. Hı hı. Şu ana kadar bildiğim 5-6 şirketin merkezi İstanbul'a geldi. Hı. Sadece Türk Hava Yolları'nın bu network'undan dolayı. Harika. Peki 9 yıllık kar açıklıyorsunuz. Böyle bütün bu rakamlara baktığımız zaman sponsorluklara ne kadar para harcıyorsunuz? Dünya yıldızlarıyla reklam filmleri çekiyorsunuz, futbol takımlarıyla, işte golf ligidir, basketbol ligidir, değil mi, yanlış bilmiyorum. Bütün bu sponsorluklara ne kadar harcanıyor? Şimdi Türk Hava Yolları olarak aslında sponsorluklara reklam bütçemizin çok büyük bir bölümünü harcamıyoruz. Öyle mi? Evet, büyük bir bölümü sponsorluklara harcamıyoruz. Dünya yıldızları oynuyor, dünya takımları yer alıyor reklamlarda. Gerçekten nasıl oluyor bu? Bu rakamlar çok büyük rakamlar değil. Hmm. Bu kadar diyeyim, yani rakam şu anda telaffuz etmeyeyim ama gerçekten büyük rakamlar değil. Şöyle, reklam bütçesi için de büyük rakamlar değil. Biz Barcelona ile biliyorsunuz, Manchester United'la, Euroleague'le, Kobe Bryant'la, şu anda halen daha devam ediyor ve en son Messi ile bir sponsorluğumuz şu anda devam ediyor. Bunlarla ilgili de önümüzdeki haftadan itibaren zannediyorum Messi ile Kobe Bryant'in ortaklaşa çekilen reklam filmi vizyona girecek. Dünya televizyonları, evet. Hı hı. Dünya televizyonlarında yayınlanacak. Aynı zamanda Euroleague ile ilgili bir reklam filmi çektik. O yayınlanacak. Ama Barcelona ile olan şeyimiz Haziran'da bitiyor sözleşmeniz. Tekrar uzatılmadı. Neden? Karşılıklı oturduk, konuştuk. Uzatılmama kararı aldık. Hı hı. Hem bizim açımızdan hem kendi açılarından. Bir dönem yaşanan bu grev dolayısıyla falan, hani böyle bir soğukluk olduğu söylendi. Hayır. Var mı öyle Hayır. bir durum? İki tarafında gerekçeleri makul. Kesinlikle grevden hiç öyle alakası olmayan bir konu. Anladım. Peki ünlü isimlerle çalışmanın, işte Kevin Costner'dan başladı, dünya yıldızlarına, dünya takımlarına kadar gitti bu iş. Dünya yıldızlarıyla çalışmanın bir artısı var mı Türk Hava Yolları'na, gerçekten bunu ölçebiliyor musunuz? Şimdi biz hep şimdi genelde bir de hani fuzuli harcanan bir para diye bakılıyor ama hani getirisi götürüsü nedir? Şimdi kesinlikle reklam artık uluslararası bir dil. Hı hı. Bu dili nasıl kullanacaksınız? Futbolla kullanıyoruz. Hı hı. Futbol dili artık dünyada ortak. Hı hı. Basketbol çok seyircisi olan bir şey. Euroleague'i 800 milyon kişi izliyor. Hı hı. Naklen. Ve Türk Hava Yolları da isim sponsoru. Hı hı. Aynı şekilde Amerika'da Kobe Bryant çok izleniyor, biliniyor. Hı hı. Şimdi bu yüzler Türk Hava Yolları'nın ismiyle anıldığı zaman gerçekten Türk Hava Yolları'nda marka değeri, marka gücü yükseliyor. Algı değişiyor, değil mi? Şimdi marka dediğimiz zaman o malın otomatik fiyatı yukarı çıkıyor, biliyorsunuz. Hı hı. Marka ismi çıktığı zaman otomatik yukarı çıkıyor. Şimdi biz de kendimize baktığımız zaman 2008'de 400 milyon civarında olan marka değerimiz 1 milyar 680 milyon civarında bir şeye çıkmış ve Türkiye'nin en iyi ikinci markası olmuşuz. Hı hı. 20. markadan 2008'de 20. sıradayız. Algı anlamında değil mi? Marka değeri. Bir araştırma yapılmış. Evet. Bir şirketin araştırması. Geçen gün gazetelere de yansıdı bu konu. Hı hı. 20. sıradan 2. sıraya çıkmışız. Türkiye'nin telekomdan sonra ilk markası. Demek ki çalışınca oluyor bu marka. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'lu reklamlar vardı. Şimdi zaman zaman Türk dizilerinde oynayan sanatçılarımızı da işte Dubai'de, Orta Doğu hatlarında tanıtımında
reklam filmlerinde oynattık. Onlardan da iyi dönüşler aldık. Onlar Orta Doğu'da böyle Arap ülkelerinde falan evet, mı? Evet, çok tabii çok araştırma yapıyoruz. Nerede bunun talebi var? Şimdi Manchester United'ın sadece Avrupa'da şeyi yok, seyircisi yok. Uzak Doğu'da çok taraftarı var. Basketbol hangi ülkelerde seyredildiği biliniyor. Bunların araştırmalarını yapıyoruz. En iyi reklam, en iyi yüz kim olabilir onu araştırıyoruz ve ondan sonra da artık düğmeye basıyoruz. Peki, sohbetimize devam edeceğiz. Hamdi Topçu ile sohbetimiz devam ediyor. Çok güzel gidiyoruz. Bir sürü Twitter'dan da sorumuz var. O yüzden hızlı hızlı gidelim hemen. Şimdi Türk Hava Yolları ile ilgili en büyük şikayetlerden birisi bu rötarlar. Kalitesinden, yemeğinden, hani bütün hizmetlerinden çok memnun olanlar bile bu rötarlardan yaka silkiyor. Bunun nedeni nedir? Planlama eksikliği mi? Havaalanının artık hani kullanımının çok fazla olması ve yetmemesi mi? Üçüncü havaalanı tartışmaları var. Hani bu ilaç olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Ve bu rötarlar hakkında hakikaten böyle bir şey bilgi verelim insanlara. Şimdi, doyurucu bir bilgi verelim. Şimdi hizmet sektöründe bir yanlış yaptığınız zaman 30 tane doğru yapmanız lazım ki o kapansın. Her şeyi siliyor değil mi? Şimdi bir kere son 6 aydır rotarı yok. Son 6 aydır Atatürk Havalimanı'nda rotarı yok. Gelirken özellikle bu soru gelebilir diye baktım. Ortalamamız zamanda kalkış %88. Avrupa'nın üzerindeyiz. Yaz aylarında şimdi, mıydı bu şikayetler daha çok? Şöyle, Atatürk Havalimanı'nda 2 tane yeni değişiklik oldu. Bir, rüzgar şeyden estiği zaman, güneyli rüzgar estiği zaman yön değiştiriyordu. İniş pistleri yön değiştiriyordu. Bu yön değiştirmeden dolayı 1,5 olarak kullanılan pist sayısı 0,8'e düşüyordu. Kapasite düşünce örneğin saatte 52 tane uçak kalkması gerekiyor. İlan edilmiş. Bunların slotları verilmiş. Günleri, saatleri, biletleri satılmış. Geliyorsunuz diyor ki işte hava şartlarından dolayı ben bugün 40 tane anca uçurabilirim. Şimdi arkadaki o 12 uçak diğer uçakları zorluyor. Evet. Saatlerine gidiyor. Şimdi geç kalkan uçak bir uçak 4-5 sefer yapıyor. Geç kalkan uçak gittiği yerde de rotarla geliyor. Evet. Oradan gelirken işte ekip düzeni bozuluyor. Yani bir yanlış domino taşı gibi bütün sistemi bozuyor. Bizde rotarı toparlama 24 saatte olur. Yani bir rotar gerçekleşmişse kötü bir durum 24 saatte olur. Ama Atatürk Havalimanı'nda son 6 ayda aldığımız önlemler, Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı önlemler, işletici firma Tavan aldığı önlemler ve Türk Hava Yolları olarak bizim orada bir ekip oluşturarak online aynı anda canlı olaylara müdahale ediyoruz. Bu beraber çalışmanın getirdiği ve az önce söylediğim gibi Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin o güneyli rüzgarlara göre konfigürasyonu yeniden düzenlemesinden dolayı Atatürk Havalimanı'nda bir rahatlanma sağlandı. Tabii ki bu rahatlama hava şartlarına göre çok değişebilir ama değil mi genelde? Hayır, hava şartları %90 bunu etkilemeyecek. Peki kışın çok kar yağışında yine rotarlar olabilir. Bu dünyanın her tarafında oluyor. Yani şimdi olağan rotarlara yapacağımız bir şey yok. %100 kalkış olan hiçbir havaalanı yoktu. Ama bütün hub'lara baktığımız zaman şu anda Atatürk Havalimanı Avrupa'nın bütün hub'larıyla aşağı yukarı rotarda daha iyi durumda. Birçok yerden de daha iyi durumda. Şimdi Atatürk Havalimanı yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Tamamen kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Evet. Hep şunu söylüyoruz. Biz 7 kişilik halı sahada 15'er kişilik maç yapıyoruz. O kadar kalabalık ve oradaki araçların dolaşması olsun, yer hizmetleri, handling şirketlerinin çabası olsun, olağanüstü kuledeki arkadaşların çabaları var. Bütün operasyonu yöneten arkadaşların çabaları var, teknenin çabaları var, devletteki diğer kuruluşların çabaları var. Bu çabalar sayesinde güzel bir senkronizasyon kuruldu alanda. Bu götürecek ama bu nereye kadar götürebilir? İşte biz de bakıyoruz. Şu anda 98 park yeri var Atatürk Havalimanı'nda. Bizim 200 tane uçağımız var. Evet. Dünyada da birçok hava yolu şirketi buraya geliyor. Şimdi havada dolaşmanın sadece sebebi pistteki kalabalık değil. Aşağıda yer yoksa uçak yine havada dolaşıyor. Bir uçak kalkana kadar havada dolaşıyor.
Peki dolayısıyla bu havalimanı yetmiyor anlaşılan o ki. Şimdi havalimanı yetmiyor. Yeni bir hükümet yeni bir havalanı yapma kararı aldı. Hı hı. İşte Karadeniz'e doğru kuzey bölgesinde 60 kilometre kare 6 tane pist olacak. 150 milyon yolcu yıl kapasiteli olacak. Tabii bunlar söylenen şeyler. Hı hı. Ama bakanımızın söylediği konular. İnşallah 2016'nın ilk çeyreğinde de ilk fazı açılacak diye 2016'ya kadar bunu çekeceğiz böyle diyorsunuz. Yok şu anda çekilecek olağanüstü bir şey yok ama eldeki mevcut durumu da çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da var. Peki hani ilaç niyetine yapıldı bu Sabiha Gökçen Havalimanı. Evet. Birazcık azaltsın diye bu yoğunluğu ama sanıyorum oradaki yanlış bir takım yapılanmalar nedeniyle işte efendim neydi kuzeye yapılması gerekirken yanlış yere yapıldı. Dolayısıyla hava sahasını aynen kullanıyor Atatürk Havalimanı ile uçaklar. Dolayısıyla bir ilaç olamadı değil mi? Tamamen bir havalimanımız yok, tek şimdi, havalimanımız var diye mi bakmak öyle söylememiz lazım? Çok yanlış olur. Yanlış. O da doğru değil. Sabiha Gökçen Havalimanı gerçekten çok iyi hizmet veriyor şu anda. Hı hı. Biz de potansiyelimizin bir kısmını yaz itibariyle oraya geçireceğiz. Oradan seferler yapacaksınız. Tabii orada da bir hap kurmayı, orada da bir mini hap kurmayı düşünüyoruz. Çünkü sayı çok fazla arttı. Sadece mevcut gelecek uçaklarla biz 2013 yılında 2217 uçağa çıkıyoruz. Hı hı. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın bunu kaldırması artık imkansız gözüküyor. Biri de kaldırsa dahi siz sefer yapıyorsunuz. Az önce söyledim 32 ülkeye uçacağız. Hı hı. O ülke de mütekabiliyet olarak sizden şey istiyor, uçuş istiyor. Hı hı. Veremediğiniz zaman size hak vermiyor. Şu anda bu konumda 10-15'e yakın ülke var. Sadece biz Atatürk Havalimanı'na slot veremediğimizden dolayı Türk Hava Yolları oraya sefer yapamıyor. Tabii bunları Ulaştırma Bakanlığımız, özellikle Dışişleri Bakanlığımız çok teşekkür ediyoruz. Yani olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Vizeler konusunda olsun birçok konuda olağanüstü bir çaba var. Aslında bu hani Atatürk Havalimanı'nın yoğunluğunun biz sadece gecikmelere yansıyor o kadarını biliyoruz ama ne kadar perde arkasında ne kadar çok hikaye var aslında tabii, değil mi? Yani şu anda Atatürk Havalimanı'nın altında bir şehir var ve evet. 20 bin kişinin üzerinde insanlar orada çalışıyor. Hı hı. Bir de transit uçan yolcularınız var. Dolayısıyla Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda olan yolcular var. Bu yüzden de Sabiha Gökçen Havalimanı kullanılamıyor çok fazla bazı uçuşlarda değil mi transit yolcu olduğu zaman? Tabii şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Biz bir network işletiyoruz. Hı hı. Network işletilmesi demek ne demektir? Bir hub yani nokta dağıtım merkezi diyelim. İstanbul'u biz yapmışız. Merkezimiz burası. Biz ne yapıyoruz? Sabahleyin gece yarısı Orta Doğu'dan yolcuları getiriyoruz. Türk Cumhuriyetlerinden yolcuları getiriyoruz. Sabahleyin ikinci dalgada Avrupa seferlerine veriyoruz. Hı hı. Şimdi yolcu gideceği yere şöyle bakıyor. Ben bir aktarım yapacağım. Hı hı. Önce bir direkt yeri bakıyor. Direkt yoksa gideceği yere. Hı hı. Diyor ki ben bir aktarım yapacağım. Bu aktarımdaki alternatiflerim nelerdir? A, B, C, D hubları. Örneğin hani Frankfurt diyelim, Dubai diyelim ne derseniz deyin. Şimdi diyor ki ben gideceğim ikinci uçağa, aktarım uçağına ne kadar bekleyeceğim o havalanında? Şimdi bakıyor, tartıyor. Diyor ki ya 3 saat bekleyeceksen ben niye gideyim? Şuradan giderim diyor. Hı hı. Şimdi şöyle diyeyim arada 1 saat fark olursa bizi tercih ediyor. Hı hı. Biz bunun bizzat yani çıktılarını aldık. Hı hı. Örneğin direkt uçuş olmasına rağmen Hindistan'a gidecek bir yolcu İstanbul'daki CIP salonuna uğramak için İstanbul'dan geliyor. Şimdi böyle de bir albenisi var bizim. Harika. Şimdi bunları kullanıyoruz. Biz diyoruz ki yani topla dağıt yapıyoruz. Şimdi Sabiha Gökçen'e getirdiğiniz bir yolcuyu eğer gideceği noktaya aktaran veremiyorsanız o ne kadar gelecek? Bizim bir uçakta yani şöyle diyeyim Kenya uçağında Nairobi'den gelen bir uçakta 101 şehire giden yolcu var. Yani bu istatistiksel bilgi. Hı hı. 101 tane yolcu var. Şimdi bu 101 yolcu sizin 101 seferinize dağılıyor. Evet. 1 saat 2 saat arayla neyse. Şimdi dolayısıyla o havalimanına inmek zorunda değil inmek mi? İnmek zorunda yani evet. Şimdi bir de İstanbul'un trafiği var. Öyle 1 saat 2 saat yetiştirmemiz söz konusu değil. Yakın olsa
veya çok mümkün bir şey olsa. Evet, zorlu bir iş hakikaten de. Evet. Yani büyük planlama gerektiren bir iş. Ama buna rağmen Sabiha Gökçen'den bir mini hap kurmayı hedefliyoruz. Kuracaksınız. Evet. Peki eleştirilerden biri de bilet fiyatları. Şimdi liste fiyatlarıyla ilgili Twitter'dan gelen sorular var. Şikayetçi olanlar var. Bir de şey var, hani çok uzun süre önce alırsanız çok farklı bir fiyat, yakın zamanda alırsanız çok farklı bir fiyat. Bu fiyat politikalarını neye göre belirliyorsunuz? Bu eleştirilere cevabınız ne? Şimdi, gerçekten hani ucuz bir politikanız mı var, pahalı bir politikanız mı var? Şimdi bu tamamen arz talebe dayanan bir politika. Bütün dünya hava yollarının uyguladığı bir politika. Biz de uluslararası işte Star Airlines içindeyiz. Star Airlines içindeki hava yollarının gelir yönetimi dediğimiz, gelir yönetimi yapması dediğimiz olay bu. Arz, talep eğer çoksa, uçağınızda çok yolcu varsa alt sınıfları kapatıyor. Bilgisayar sistemi kapatıyor. Daha çok yüksek sınıfları açıyor. Şimdi bunun iki nedeni var. Bir, bazı ülkeler var. Hani yani Türk Cumhuriyetlerinde diyelim. Biz burada sabah akşam sefer yapmak istiyoruz. Ama frekansımız yok. Şimdi bir sefer gidiyorsunuz ve uçaklarınızda çok talep var. Yani alt sınıfı otomatik kapatıyor ve yüksek ücretli oluyor. Şimdi bunu bu şikayetleri ben Kırgızistan'da da Kırgızistan Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı'yla da konuştuk. Öğrenciler özellikle tweet atmış. Evet. Bişkek seferleri çok pahalı diye. Evet. Şimdi biz Bişkek'te haftada 10 sefer yapıyoruz şu anda. Biz onu 21'e çıkarmayı hedefliyoruz. O zaman bilet fiyatları otomatik aşağıya düşecek. Çünkü arz talep dengelenecek. Ama Türkiye içinde de var böyle şimdi, fiyat politikaları, değişen şimdi, fiyat politikaları. Tabii, Bodrum özellikle yazın çok fazla. Tabii tabii. Bunu şimdi şöyle diyeyim. Bodrum'daki olay şu. Şimdi cuma akşamı Bodrum'a giden çok, fakat o uçak boş geri dönüyor. Şimdi giderken çok talep var. Uçak dolu. Yani ne kadar koltuk varsa satılıyor. Siz de onu biraz yüksek satıyorsunuz. Çünkü dönüş uçağı tamamen boş geliyor geriye. Onu artık dengeliyoruz. Bir de şöyle konu var. Karşı taraf ülkenin bundan aşağıya satamasın. Kendi hava yolunu korumak için sana fiyat dayatıyor. Böyle de ülkeler bir var. Bir de böyle dengeler. Tabii var. Yani diyor ki ya şimdi öyle ülke var ki isim vermeyeyim burada. Amerikan biletlerinden pahalı sattığımız bilet var. Biz de istemiyoruz onun satılmasını. Ama diyor ki bundan aşağıya satarsan uçuşlarını durdururum diyor. Anladım. Peki siz bir yolcu olarak bilet fiyatlarını uygun buluyor musunuz? Ama bir yolcu olarak söyleyin tamamen. Çok şimdi, uygun fiyata uçuyoruz şimdi, efendim diyor musunuz? Şimdi herkes memnun. Gerçekten gideceğiniz yere zamanınız varsa, planlamanız varsa Türkiye'de çok ucuz bilet bulmak mümkün. Ama son dakikada yolcuysanız son dakikanın acelesine de katlanmanız gerekiyor. Anladım. Peki bu hosteslerin giyimleri, giyim kuşamları da eleştiri konusu olmuştu. Kötü giyiniyorlar filan. Bazen modacılarla anlaşıyorsunuz. Her sezon başka bir kıyafet denemesi yapılıyor filan. Bunlarla ilgili çalışmaları neye göre nasıl yapıyorsunuz? Mesela çalışacağınız modacıyı neye göre seçiyorsunuz? Şimdi, böyle bir yeni çalışmanız olacak mı yakın zamanda? Evet, değişiklik var, var mı? Var, yakında var. Biz bir yarışma yaptık. Yani kendi personelimiz ve dışarıdan çağırdığımız 3-5 arkadaşın katılımıyla yaptığımız bir çalışma vardı. Bir arkadaşa bunu verdik. Zannediyorum bir ay içinde bu hostes kıyafetiyle ilgili yeni kıyafetleri basına tanıtacağız. Öyle mi? Kimle çalıştınız? Şimdi bir çıksın piyasaya, ondan sonra sürpriz mi yani? Bir ipucu verseydiniz burada. Neyse onu sonra söyleyeyim. Peki sonra söyleyeceksin. Yani şunu da söyleyeyim ben. Bir Gaziantep uçuşunda Ajda Pekkan'la birlikte uçtuğumuzda hosteslerin kıyafetleriyle ilgili konuşmuştuk. Ve bu hostes kıyafetlerini çizmek istediğini, tasarlamak istediğini söylemişti. Aklınızda da bulunsun, böyle bir çalışma yapabilirsiniz evet, bir belki. Var, bir tasarımı varsa bekleriz yani. Öyle mi? Tamam, tabii. İletmiş olalım buradan da. Eleştirilerden biri de bu 29 Mayıs'ta işten atılan işçiler. Davalarını kazanırsa temize bile gitmeyeceklerini bildirmişsiniz siz. Böyle bir açıklamanız olmuş Twitter'dan gelen sorulardan biri. İlk dava kazanıldı ama ertesi gün temize gidildi. Neden acaba diye böyle soruyorlar. Böyle bir açıklamam yok, doğru değil. Öyle mi? Hayır. Peki. Bizim açıklamamız şu özetle. Biz kanun
ne gerektiriyorsa biz ona uyacağız dedi. Hı hı. Biz kanunsuz bir işlem yapmayacağız. Hı hı. Temize gittiniz. Dolayısıyla siz bu... Ama temiz benim kanun hakkım. Hı hı. Böyle bir açıklamam yok diyorsunuz. Evet. Peki, ayrıca da şöyle bir soru var. 305 kişinin üzerindedir bu kovulan işçi sayısı. 1300'e yakın raporlu işçiden 305 kişiyi neye göre seçti Türk Hava Yolları diye soruluyor. Daha fazlaymış sayı. Bunu, buna ne diyorsunuz? Bunu kamuoyunda defalarca açıkladık. Hı hı. O gün fiilen bu eylem içinde olan, işe gelmeyen, habersiz işini aksatan, hı hı, arkadaşlardan oluşan, arkadaşların tespit ettiği görüntülerden oluşan bir durum. Kendisi raporlu gözüküyor ama o gün en hararetli şekilde orada grevde arkadaşını engellemeye çalışıyor. Bir sürü durum ortada. Veyahut da orada protesto eylemlerine katılıyor. Biz protesto eylemlerine tabii ki katılabilir ama raporlu isen bunu niye yapıyorsun? Sizin yüzünüzden uçak uçamıyor. Öyle mağduriyete sebebiyet veren. Eğer haklıysa işte arkadaş davasını kazandı. Hı. Davanın ikinci aşaması var. Yargıtay kazanır. Biz de kanun olarak bir hakkımız varsa, hı hı, onu kullanırız. Yoksa hukuk ne diyorsa odur. Hı hı, anladım. Peki Türk Hava Yolları'na girmek isteyenler çok fazla sayıda tweet atmışlar. İşe alım kriterleriniz nedir? Nasıl işe girmek girebiliriz diye soruyorlar. Bunun için ne yapabilirler? Şimdi biz web sitemizden ilan ediyoruz. Geçen ay itibariyle endüstri mühendisi aldık, işletme mühendisi aldık. Onlara imtihan yaptık. Bir kısmı şu anda işe başladı, bir kısmı da başlamak üzere. Zaman zaman eleman aldığımız zaman bu web sitesinden açıklama yapıyoruz. Bizim sınavımıza gelip web sitesi üzerinden veyahut da elden başvuru yaparak sınava girebilirler. Bak, sınava girebilirler. Peki Türk Hava Yolları'nın bazı gazeteleri uçağa almaması gibi bir durum söz konusu. Bu da eleştirilerden biri. Buna cevabınız nedir? Biz gazete olan herkesi, her gazeteyi alıyoruz. Hı hı. Ama gazete olarak kabul etmediklerimizi almıyoruz. Bu neye göre değişiyor? Gazete o takdir, olarak kabul edip etmeme. O takdir bize. Yani size şu ait. Anda evet. Hı hı. Yani o takdir şirket olarak, şirket yönetimine ait bir takdir. Peki askeri taşıma işi ücretsiz yapılacak. Şimdi haber bu vardı, yanlış anlaşıldı tabii. Şöyle ki ben de bir açıklama yaptım fakat en son bölümü alındı. Hı hı. Biz şu anda Milli Savunma Bakanlığı'yla bu konuları görüşüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bunun bedelini ödeyerek, hı hı, Türk Hava Yolları veyahut da diğer özel hava yolları tarafından bu askerlerin taşınma işlemi yapılacak. Hı hı. Bu ne zaman belli olacak? Şimdi burada biz nereye kadar bunu indirebiliriz? Şu anda çalışıyoruz. Hükümet Devlet Hava Meydanları diyor ki ben vergi almayacağım. Alan iniş kalkışında para almayacağım. İşletici firmalar diyor ki biz de almayacağız. Şimdi rakamlar hep aşağıya iniyor. Biz de fedakarlık ediyoruz. Minimum bir şeyle, halka açık bir şirketiz biz. Yani böyle sponsorluk yapacağız burada. İlla ki bir sponsorluğumuz olacak ama bunun sahibi Milli Savunma Bakanlığı, devletimiz. Ona göre hareket edeceksiniz. Evet. Henüz. Yani görüşmeler şu anda devam ediyor. Anladım. Peki bu transit yolculardan bahsetmiştik az önce. O transit yolculara böyle Türkiye'yi tanıtma gibi bir görev de edinmiştiniz siz. Evet. Diyelim ki 3 saat 4 saat havalimanında kalacak, onlara bir tur düzenliyordunuz. O var mı hala? Var. Hayata geçti mi? Var. Geçecek mi? Şimdi onu şöyle, Atatürk Havalimanı biliyorsun çok yoğun bir havalanı, hı, ve biz şu andaki tüm yolcumuzun %47'si transit. Yani, hı, bir ülkeden geliyor, İstanbul'da birkaç saat kalıyor ve gidiyor. Şimdi biz şunu yaptık, bazen şeyler çok uzun. Aktarım, hı, zamanları çok uzun. Biz 10 saat sürüyor. Hı. Şimdi 10 saat bir yolcuyu Atatürk Havalimanı'nda işte CIP tutabilirsiniz. Orada uyuyor. Güzel bir ortamda var. Ama dedim ki ya burada böyle oturmasın. Hem Türk turizmine bir katkı yapalım. Hem İstanbul'un esnafına bir katkı yapalım. Biz şu anda TÜRSAP'la da işbirliğimiz var bu konuda. Bu transit yolculara emniyet bir belge veriyor. Hı hı. Orada Mülk İdare Amirliği bir belge veriyor. O belgeyle 72 saat dışarı çıkarma yetkisi var. Hı hı. O belgeyle nereye gidecek? Sultanahmet'e gidecek.
veya bir restorana gideceği veya alışveriş yapmak istiyor. Bu belli bir ücret karşılığı mı? Hayır, ücret yok burada. Gerçekten bu çok büyük katkı yapıyor. İstanbul'dan transit geçen, şöyle birkaç saatliğinde İstanbul'u gezen biri muhakkak bir daha geliyor. Bunu biraz daha genişletmek istiyoruz. Biraz daha harika bir fikir aslında. Şimdi bir sorulardan biri daha bu işe alım kriterleriyle ilgili, hosteslerin kıyafetleriyle ilgili unuttum, onu sorayım hemen. Mesela başı kapalı hostes olabilir mi bir gün? Şimdi bunu arzu edenler de var yani, sanıyorum. Yani başı kapalı hostes olabilir, neden olmasın? Yani şu anda hiç düşünmeden bir şey. Biz böyle insanların giyim kuşamıyla ilgili bir şeyimiz yok. Türk Hava Yolları hele bu giyim kuşam konusunda çok hassas. Şöyle hassas, biz 90 ülkede 90 ülkenin hukukuyla yönetilen bir şirketiz. Bizim şu anda Yemen'de çalışanlar peçeli. Yani bayanlar peçeli ama o geleneksel bir kıyafet. Yani, oraya gidince mecburen. Tabii yani Orta Doğu'da birçok yerde çarşaflı, mesela İran'da çarşaflı. Ama diyelim ki Türkiye içerisindeki şimdi, hatlarda uçan bir hostes başı kapalı, örtülü, türbanlı yani çalışabilir. Yani şimdi şöyle bir böyle bir şey düşünmedik şu anda. Yani olabilir mi olamaz mı bu hiç aklıma gelen i̇şte bir şey değil. Yani bugüne kadar da böyle bir başvuru böyle bir başvuru yok. Bugüne kadar olmadı mı böyle yani bir başvuru? Yani başvuru yok ama biz hem diğer alanlarda her yerde işe alışlarda herhangi bir başı kapalı başı açık ayrımı yapmıyoruz. Kesinlikle şirketimizde şu anda başı kapalı da var, başı açık da var. Yani kıyafet... hostes de olabilir mi bir gün? Yani bir gün muhakkak olur. Yani bu özgürlükler genişledikçe biz bu ufak şeylere takılmamıza gelecek nesiller gülecek belki yani. Bunlar çok basit konular yani. Anladım. Peki en son şu şeyi sormak istiyorum. Böyle ikram meselesi. Uçakta artık uzun yolculuklarda aşçılar yemek pişiriyor, bir mutfak var, bir İkram meselesi çok yani beğeni olduğu için çok konuşulan bir konu. Bunda hassasiyetiniz nedir? Daha ilerisi nedir? Atıyorum orada bir gün başka bir şey daha görebilir miyiz o uzun uçuşlarda? Neye göre hareket ediyorsun? Şimdi, ve sanıyorum çok da beğeniliyor. Evet. Bu ikram yüzünden bizi tercih eden çok yolcu var. Etkiliyor değil mi? Çok etkiliyor. Çok teşekkür alıyoruz. En son bir yabancı bir şirketin yaptığı araştırmada çok büyük denek üzerinde yapılmış bu araştırma. Türk Hava Yolları'nın Türk Hava Yolları ile seyahat eden yolcuların Türk Hava Yolları ikramlarını beğenme oranı %98. Bu korkunç bir rakam. 98 çok evet, iyi. Evet. Biz aldığımız zaman 2003'te %42-43'lerde bu oran geziyordu ve çok şikayet alıyorduk. Ben bugün yönetim kurulu başkanı olarak son bir yıldır e-maillerimde bir ikramla ilgili bir şikayet gelmedi. Şikayet yok değil mi? Çok şikayet geliyor. Fakat ikramla ilgili Allah'a şükür bir şikayet gelmedi. Hangi konuda şikayet geliyor peki onu söyleyin. Şimdi en çok şikayet tabii ki bir bilet almış. O bilette bazı talihsizlikler yaşanmış. Başka birine de satılmış. Evet. Yani başka birine satılma değil. Öyle bir problem çok sık yaşanmaz. Bir de overbook oluyor. Overbook dediğimiz şey şu, bu uluslararası kuraldır. Şimdi 100-150 kişilik uçaklarda 160 kişilik bilet satılır, örnek diyorum. Evet. Zaten bunun ortalama 10 kişi gelmez. Yani bu bilinen bir şeydir. Bilgisayarında tahmin eder bu overbook oranını. Der ki orada 5 tane overbook'a müsaade ediyorum. Ama o gün öyle olur ki o hepsi gelir. Şans bu ya. Şans bu. Yani gelir orada. Biz onlara ya bilet teklif ederiz bazılarına. Yani para almayız. Özür dileriz. Bazıları da böyle biraz o konuyu büyütüyor. Yani tabii haklı olarak. Değil mi bazen? Ama biz onlardan tabii özür diliyoruz ve gönüllerini almaya çalışıyoruz yani. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum.